8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz ortopedi, travmatoloji ve omurga cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hayati Aygün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldik. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Hocam skalyoz omurga eğriliği nedir? Evet. Şimdi bildiğimiz gibi omurgamıza düz önden arkaya baktığımızda dümdüz bir çizgi şeklinde görürüz. Dikey bir dizilimi vardır. Yandan baktığınızda ise bir takım eğimleri vardır. İşte bel bölgemiz biraz öne doğru kıvrımlıdır. Sırt bölgemiz arkaya doğru hafif kamburluğu vardır. Boyunda da yine hafif öne doğru bir eğim vardır ki bunlar fizyolojik, omurganın fizyolojik yani olması gereken eğrilikleridir. Ama dediğim gibi önden arkaya baktığımızda ise omurganın düz bir çizgide hatta olması gerekiyor. İşte eğer omurgamız önden arkaya baktığımızda bir takım eğriliklere sahipse, olmaması gereken eğrilikler varsa onu biz skolyoz olarak isimlendiriyoruz. Aslında skolyoz bir hastalık değil. Skolyoz gözünüzün rengi gibi, işte burnunuzun şekli gibi diyelim, kafamızın, çenemizin şekli gibi bir genetik özelliklerimizin tanımladığı bir durum. Bazı durumlar bir takım sonuçlar doğuruyor. İşte ayağınız yapısı farklı olunca ileride, yaş ilerledikçe taban çökmeniz oluyor, topuk dikeniz çıkıyor. Oysa ayağınızı biz direkt hastalık olarak tanımlamıyoruz onu ilk başta. Doğal, onun yapısı öyle ama o yapılar bir takım sorunlara yol açıyor. İşte skolyozdaki durum aynen böyle. Dolayısıyla bizim bunu neden özellikle vurgulamak gerekiyor? Çünkü skolyozu bir hastalık olarak düşünmüyoruz, bir durum olarak düşünüyoruz. Ama hastalık doğuran bir durum. Eğer ilerlediği takdirde hastalık doğuran bir durum. Dolayısıyla kabaca ön arka baktığımızda omurgada oluşan, olmaması gereken eğrilikler eğer 10 derecenin üzerinde çıkmışsa onu bir skolyoz durumu olarak değerlendiriyoruz. Şekil değişikliği. Evet. Peki bu skolyozun tipleri nedir hocam ve en sık görülenleri hangileridir? Evet. Şimdi skolyozun bir kesin sebebi bilinen, bir de bilinmeyeni var. Aslında çok değişik gruplamalar yapılıyor bilimsel yani literatüre göre ama çok basit anlaşılacak şekilde anlatmak gerekirse çok karmaşa yaratmadan dediğim gibi sebebi bilinenler var. Bunlar daha çok genetik ortaya çıkıyor. Ona biz konjenital diyoruz. Yani hasta doğduğunda ya skolyozla doğuyor veya kısa sürede ortaya çıkıyor skolyoz olduğu. Kamburluklar, eğrilikler vesaire. Bir diğer bir grupta ise doğduğun her şey normal. 7-8 yaşına kadar hiçbir sorun yok. Fakat sonra yine genetik faktörlerin etkisi ama ona biz idiopatik ismini koymuşuz. Yani sebebi tam bilinmeyen ikinci gruptaki skolyoz. En sık gördüğümüz grup bu. Sebebi tam olarak bilinmiyor fakat ergenlik çağına yaklaştıkça çocuklarda ortaya çıkıyor. Buna idiopatik skolyoz ismini veriyoruz. Diğer bir grup var ki o da daha yaşlılarda gördüğümüz bir grup. Onlar da işte yaşlanmayla oluşan, ergenlikte veya çocukluk çağında artık skolyozun çok düşük dereceleri olup yaşlılıkla kemik erimelerine bağlı, omurganın bir takım yüklenmelerine bağlı gelişen, yaşlılıkta oluşan skolyozlar ayrı bir grup. Ana olarak 3 temel gruptan bahsedebiliriz. Doğuştan olanlar, idiopatik sebebi bilinmeyen ama erişkinliğe doğru geliştikçe ortaya çıkanlar, bir de yaşlılıkta gördüğümüz gruplar olarak sınıflandırılabilir. Ama en büyük sorun yaşadığımız grup doğuştan olan konjenital grup. Onun bir sürü alt grupları var tabii. Onlar çok şu anda karmaşaya yer vermesin. Sorunuz olursa anlatırız. Hocam peki skolyoz tanısı koyulurken neler yapılıyor? Evet. Skolyozun tanısında en önemli şey hastanın doğuşundan itibaren başlıyor. Eğer çocuk ilk doğumunda bir takım doğuştan anomalileri varsa, değişik cilt, değişik tüylenmeler, işte yarık damak, dudak, kısa boyun gibi bir sürü konjenital hastalıkları söz konusu ise onda skolyoz olabileceğini mutlaka aklımızda tutmalıyız. Daha fazla ilerleyip geldik diyelim, işte çocukluk çağında anneler veya öğretmenler çocukların omuzlarında bir takım asimetriler hissetmeye başlıyorlar. Veya leğen kemiğin o yandaki çıkıntılarında bir takım asimetriler oluyor. Çocuk belini bağladığında kayış yan durabiliyor. Veya sırtında bir takım öne eğildiğinde kamburluklar hissetmeye başlıyoruz. Direkt orada çıkıyor ama artık birçok okulda
okul taramaları adı altında bir takım taramalar, muayeneler yapılıyor ve oradan da çok fazla tanı konulan hastalar söz konusu. Demek ki ilk fizik muayene, yani bakı, ikincisi de radyolojik yöntemlerle rahatlıkla tama yakın tam tanı konulması mümkün. Skolyozun tedavi basamaklarından da veya algoritmasından da bahsedelim hocam. Yani nerede, ne zaman, hangi duruma göre hangi tedavi yapılmalı? Evet, bu soru gerçekten çok tartışmalı. Şimdi gruplara göre konuşmak gerekiyor. Mesela öyle skolyozlar var ki daha ilk doğuşunda bir yaş içerisinde cerrahi işlemler gerektirebiliyor. 2 yaş, 3 yaşta çok erken seri ameliyatlar gerekebilirken, diğer bir grupta ise tamamen fizik tedaviler, korse, işte izlem ile takip edilebiliyor. Ancak işin sonunda eğer fizik tedavi, korse tedavileri, işte izlemle vesaireyle bunları biz kontrol altında tutamayacağımıza inanıyorsak ve açılar belli bir progresyon, yani ilerleyicilik gösterecek şekilde de kötüleşiyorsa, o zaman da cerrahi yöntemlere başvurmak gerekiyor. Ama birinci basamağımız fizik tedavi, korse veya işte brace kullanılması. Ondan sonra eğer çözüm olmuyorsa o zaman da cerrahi yöntemler uygulamak gerekiyor. Hocam, skolyozda hareket koruyucu cerrahi nedir? Şimdi skolyozda temel olarak yıllardır altın standart olarak uyguladığımız cerrahi yöntem şu. Omurganın kemiklerine kesiler yapıyoruz. Onu hareketli hale getiriyoruz. Sonra omurga içerisine vidalar yerleştirip yine metal çubuklarla onu düzeltip stabil hale getiriyoruz. Bu standart tedavi. Fakat bu defa ne oluyor? Omurganın bir kısmı hareketlerini kaybetmiş oluyor. Yani artık oynamaz hale geliyor. Son yıllarda ise artık hareket koruyucu cerrahiler söz konusu olmaya başladı. Birinci yöntemde bahsettiğim o vidalama yönteminde biz ne yapmaya çalışıyoruz bu defa? Eğer vidalama yöntemini kullanacaksak, mümkünse omurganın biyomekanik üzerine iyi hesaplamalar yapıp bel bölgesindeki asıl hareketi sağlayan omurların bir kısmını serbest bırakmaya çalışıyoruz. Orada bir takım küçük deformiteleri kabul ediyoruz. Onu öyle bırakıyoruz. Fizik tedaviyle onları yenmeye çalışıyoruz. Ve bel bölgesindeki hareketleri korumaya çalışıyoruz. Fakat son yıllarda yeni bir yöntem daha çıktı. Halk arasında ipli yöntem olarak isimlendiriliyor. Bu defa omurganın dış bükey tarafına bir takım yandan endoskopik yöntemlerle girip, yine kapalı, bir takım vidalar yerleştirip, o vidalar arasına da ipler koyup, onları gererek omurganın iç bükey tarafının büyümesine izin verirken dış bükey tarafının büyümesini yavaşlatmaya çalışıyoruz. Böylece bir denge elde etmeye çalışıyoruz. İşte bu yönteme de yine hareket koruyucu cerrahi ismini veriyoruz. Hocam, bu ipli yöntem, bant yöntemi veya işte bu vertebral body tethering, bu uygun hastalar hangileri? Bu yöntemin, yani herkese yapılabilir mi? Uygulama veya sonuçlar açısından da bilgilendirirseniz bu yeni teknik hakkında en azından izleyicilerin bilgisi olsun. Şimdi tabii şu gerçek, tıpta özellikle ortopedide yeni çıkan teknikler önce saman alevi gibi bir harlanıp gider. Çok popüler olur, çok uygulanır. Sonra bir takım dezavantajlarını görürüz ve sonra doğru hasta gruplarını seçmeye başlıyoruz. Yani literatür böyle yapar. Şimdi bizde de öyle oldu gerçekten. İlk başta çok fazla yoğun yapılıyordu ama artık bir 10 yıla yaklaşıldı ve şimdi daha şunu net olarak görüyoruz. İpli yöntem risk olarak çok az mı riskli derseniz, tabii ki onun da riskleri söz konusu. Bir kere omurga cerrahisinde risk mutlaka oluyor. Çok az mı minimal invaziv dersek, hani oturup üzerinde konuşacak olursak kitap yazarsınız. Yani onun da tabii komplikasyonları ve problemleri söz konusu. Ancak en önemli konu şu, baştan da bahsettiğim gibi bir kere ipli sistemin çalışma mekanizması var. Nedir o? Omurgada bir kısmının, bir yarısının büyümesini yavaşlatmamız, diğer yarısının büyümeye devam etmesi gerekiyor. Yani ne demek? Hastanın büyüme çağında, hızlı büyüme çağında olması lazım. Kızlarda 10 yaş altı, belki hadi bazılarında 11, onu biz hesaplıyoruz. Radyolojik olarak yaş hesabı veya ileriye dönük ne kadar omurga hangi hızla büyüyecek bir progresyon şeyi çıkartıyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Erkeklerde de işte 11-12 yaş altında uygulanması mümkün. Ama artık kızlarda mens döneminden sonra, erkeklerde telaş dediğimiz işte artık erginlik evresine adım attıktan sonra
çok fazla başvurduğumuz bir yöntem değil. Dolayısıyla her hastaya uygulanacak bir metot değildir. Hocam peki skolyoz ameliyatlarının riskleri nelerdir, var mıdır? Elbette riskleri var. Skolyoz bir kere omurga cerrahisi riskli bir cerrahi. Yani ve riskleri, komplikasyonları ciddi olan gruptaki cerrahi gruptur. Riskleri tabii ki söz konusu. Yani omurga cerrahisi normalde riskliyken bir de skolyoz cerrahisi, deformite cerrahileri ilave risk taşıyor. Fakat riskler hastalara göre çok değişiyor. Örnekten gidelim. Bir hasta düşünün, artık yürümekte, ayakta durmakta bir takım zorlukları başlamış. Neden? Skolyoza bağlı eğrilik artmış ve omurilik içeride sıkışmış. Hastada bir takım problemler ortaya çıkmış zaten. Omurilik hasarlanmaya başlamışsa, işte bu hastada cerrahi gerçekten çok ciddi risk taşıyor. Ama henüz hiçbir nörolojik defisit ortaya çıkmamış. Eğrilikleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde, idiopatik skolyoz gibi. O hastalarda risk, normal yaptığımız omurga cerrahisindeki risklerin çok çok üzerinde değildir. Yine konjenital skolyoz, doğuştan olan skolyozlarda. Hastada yan hastalıklar söz konusuysa, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, işte Marfan sendromu gibi bir takım hastalıklar, bir takım genetik hastalıklar eşlik ediyorsa, maalesef o hastalarda da yine cerrahide riskler oldukça fazla. Biz hasta bazlı risk tayini yapıp o şekilde hem hastayı hem de ailesini bilgilendiriyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz ortopedi, travmatoloji ve omurga cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hayati Aygün idi. Kendisiyle skolyoz tedavisinden, skolyozun cerrahi yöntemlerinden, tekniklerinden bahsettik. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.